Gerçekten ülkemiz şu anda çok ağır bir demokrasi bunalımı içerisinde. Darbe teşebbüsü bir lütuf olarak kullanılıyor ve bütün demokratik kanallar iktidar tarafından birer birer tıkanıyor. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri adeta bir sopa olarak kullanılıyor. Olağanüstü hal ile ilgili olmayan birçok konu KHK'lar ile düzenlendiği gibi KHK'larla anayasada güvence altında alınan birçok temel hak ve hürriyetler de askıya alınmaya devam ediyor. 2019 sürecine doğru giderken iktidar adım adım tek adam iktidarını ülkeye yerleştiriyor. Tek bir kişinin iradesi millet iradesinin önüne geçiyor. Darbeye direnen ve demokrasisine sahip çıkmaya çalışan bu meclis olağanüstü hal ile birlikte adeta devre dışına çıkarılmıştır. Meclisin iradesi iktidar milletvekilleri tarafından saraya teslim edilmiş ve kahredici bir parti ve lider aidiyeti bütün demokratik anlayışların önüne geçmiş durumdadır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak taşeronlarla ilgili taşeronların kadroya sahip olarak yıllardır mahrum kaldıkları emekleri onlara iade etmek, onların şimdiye kadarki sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla gerçek bir kadro verilmesini istedik. Ama gördük ki mecliste hiç tartışılmadan yine bir olağanüstü hal kararnamesiyle maalesef birçok eksikliği ve hatayı içinde barındıran bir kararnameyle düzenlendi. Bunu bir OHAL kararnamesiyle düzenlemek mümkün değil. Bunun meclise getirilerek artısıyla eksisiyle bütün taşeronların içinde yer aldığı aynı zamanda kadroya sahip bir işçi hangi haklara sahipse onların haklara sahip olacak şekilde tamamını bütün taşeronları içeren bir düzenleme mutlaka meclise getirilmelidir. Buna ilişkin ihtiyaç değerli arkadaşlarım hala devam ediyor. Biz diyoruz ki gelin bu hep beraber bu sorunu tamamen ortadan kaldıralım. Birbiriyle didişen bir meclis. Milletvekillerini dışarı atan milletvekillerinin birçok gerekçelerle meclis dışına atılmasını bu konuda çalışma yapan bir meclisten çıkarıp gerçekten toplumun sorunlarına ortak çözümler üreten bir meclis haline getirelim. Emeğiyle geçinen bu insanların ve ailelerin rahatlatılması için bunun mutlaka mücadelesini ve düzenlemelerini hep beraber yaparım diyorum.